Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Köpekleri nasıl besliyorum? Haftada bir yaptığım bir şey. Onu sizlerle paylaşmak istedim. İçinde sebzeler var. Şimdi sobayı yaktım. Evde malum bizim elektrikli ocak var. Çok korkunç yakıyor. O yüzden bu işleri odunda yapıyoruz. Verimli oluyor. Yani 5-6 tane odunla hem bizim yemeğimiz çıkıyor hem köpeklerin yemekleri halloluyor. Üzerine işte kek yapıyoruz, pizza yapıyoruz, ekmek yapıyoruz. 5-6 tane maksimum odunla. Tane dediğim de yani bir odunun 1/4'ü. Aslında 3 tane tam odun veya 4 tane tam odunla bütün bu işleri hallediyoruz. Şimdi sobanın yanına gidelim, ben size göstereyim. Bakın arkadaşlar. Şimdi bu karışımın içinde neler var? Köpeklere faydalı olan sebzeler var. Köpekler etçil ama bildiğiniz üzere bunlar da yani tam olarak aslında etçil değil artık günümüz köpekleri. Bunlar sindirim sistemine, bağırsak florasına yardımcı olan sebzeler. İçerisinde ne var? Bezelye var. Normal kabak var. Çok az bal kabağı var. Patates var. Daha sonra da bunun içerisine biraz yulaf ekleyeceğiz. Köpekleri şöyle bir sindirim sistemlerini falan sağlıklarını bir toparlayacağız. Haftada bir veya 10 günde bir falan bunu yapmak gerekiyor. Sürekli bunu yapamazsınız. Neden diyeceksiniz? Şimdi her şeyin bir faydası olduğu gibi bazı zararları da olabiliyor. Sürekli yaparsanız bunu köpek sıvılı gıdaları fazla aldığı zaman dişlerini çok iyi temizleyemeyeceği için bu sefer dişlerde tartar olmaya başlıyor. Asidik yapı artıyor. Bu sefer diş problemleriyle uğraşırsınız. O yüzden ıslak mamaları, konserve olsun, bu olsun veya işte yaptığınız et olsun, et sulu bir takım şeyler olsun, köpeklere uygun nitelikte olan yemeklerden bahsediyorum. Yani ıslak mama dediğimiz mamaları yaptığınız zaman bunu sürekli yapamıyorsunuz. Sürekli yaptığın zaman dediğim gibi dişlere pek bir faydası olmuyor. Tartar oluyor. Bu sefer diş temizliğiyle uğraşmanız lazım. Malum köpek kolay kolay dişini fırçalatmıyor. Sahibine diş göstermek istemediği için kendini dişlerini kapatıyor ve hani açıp da çok da zorlamak istemiyorsunuz. Yani diş problemlerini yaşamamak için sürekli sıvılı gıda vermek pek iyi değil. Kuru mama bu bağlamda gayet iyi bir çözüm. Şimdi biraz karıştıralım mamamızı. Bu suyunu çektiği zaman böyle katı püre halinde bir şey olacak. Yine yanında tabii kuru mama ile birlikte bunları vereceğiz. Bittikten sonra da sonucu sizle paylaşacağım. Videodan ayrılmayın. Devam ediyoruz. Şimdi mamamız kaynamaya başladı. Tabii sırf köpekler yiyecek diye bir şey yok. Biz de şöyle bir şey yaptık. Geçen hafta da yapmıştık, hatırlarsanız videoda var. Güveç. Sonra başka neler var? Meşhur kararamayan çaydanlığımız var. Ama hafif hafif kararmaya başladı yani. Bakın lekeler olmaya başladı yani. Sonra kekimiz var. Ekmeğimizi de Allah'a şükür dün yaptık. İşte günler böyle geçiyor. Güneşin de batmasına daha bir 2-3 saat var. Hatta 2 saat var herhalde. Tam şimdi saate bakamıyorum. Şöyle size birazcık roka göstereyim.
köylerde meşhur baklalarımız var. Bunlar da yapılacak işler. Oradan enerji alacağız. O enerjiyi bu tarafa aktaracağız. Bir dönüşüm. Arkadaşlar çayı da demledim şimdi. Göstereyim dedim size. Dünyaca meşhur kara çaydanlık. Bizimki beyaz. Biliyorsunuz artık. Bu çaydanlığı iyi tanıdınız. Bir de klasik güveçimizi göstereyim size ben. Bakın bu da oluyor. 4 tane odunla kaç tane şey pişirdim. Bu da mamanın sonucu. Suyunu iyice çekti. Gayet güzel olmuş ama biraz et aromamız az olmuş. Ona bir şekil uyduracağız artık. Arkadaşlar bir de karameli size çekmeye çalışıyorum da bu şeyin mikrofonun pofuduğundan korkuyor.